Bu videoda x'e göre x kare çarpı sinüs x'in üçüncü kuvvetinin türevini bulmaya çalışacağız. Evet, d bölü dx içerisinde x kare çarpı sinüs x'in küpü. Burada ilginç olan şey bu ifadenin türevini almak için birden çok yol olması. İsterseniz şimdi videoyu durdurun ve kendi başınıza bu yolları görmeye çalışın ve çözmeye çalışın. Dediğimiz gibi bunu çözmek için birden fazla yol var. İlk yolda önce zincir kuralını uygulayalım. Zincir kuralını anlatmak için şuraya şöyle kısaca ZK yazalım. Evet zincir kuralı. Şimdi burada bir şeyin üçüncü kuvvetinin X'e göre türevi var. O zaman bunun türevini alırsak önce bilmem neyin üçüncü kuvvetinin türevini yazarız. O da 3 çarpı bilmem neyin karesi olur öyle değil mi? Sonra da çarpı bilmem neyin x'e göre türevi yazmamız gerekir. Bu durumda bahsettiğimiz bu bilmem ne x kare çarpı sinüs x öyle değil mi? Evet x kare çarpı sinüs x bunun böyle olduğunu görebiliriz. Bu yaptığımız sadece zincir kuralının uygulanma şekli. Şimdi ikinci kısımda ne yapmamız gerek? Buradaki ikinci kısım burayı turuncu ile yazalım. Bu kısımda ise çarpım kuralını uygularız öyle değil mi? Çünkü bakın burada iki ifade İfadenin çarpımı var. O zaman şöyle yazalım. Burada çarpım kuralını uygulamamız gerekiyor. Çarpım kuralı kısaca ÇK. Çözüm kümesiyle karıştırmayalım. Çarpım kuralını kastediyorum. Önce ilk ifadenin türevini alırız. X karenin türevi 2X eder. Bunu biraz daha sağa yazayım. Burası 2X olacak. Çarpı ikinci ifade. Sinüs X artı ilk ifade X kare çarpı ikinci ifadenin türevi ki o da kosinüs X öyle değil mi? Böylece çarpım kuralını buradaki ikinci kısma uygulamış olduk. Bulduğumuz bu ifadeyi bir de önündeki ifadeyle çarpmamız gerekiyor. Önce şurayı açık halinde bir yazalım. Bütün bu ifadeyi tekrar yazarsak 3 çarpı eğer bir çarpımın karesini alıyorsak her birinin karesini alıp ondan sonra da çarpabiliriz öyle değil mi? Yani üst çarpmaya dağılır. O zaman x karenin karesi x üzeri 4 sinüs x'in karesi de sinüs kare X. Ve bunların hepsini sağdaki turuncu ifadeyle çarpmamız gerekiyor. Eğer istersek matematiksel olarak sadeleşmiş halini yazabiliriz. Dışarıdaki ifadeyi içeriye dağıtırsak, şimdi bir bakayım. 3 çarpı 2, 6 eder. x üzeri 4 çarpı x, x üzeri 5, güzel. Sinüs kare x çarpı sinüs x, sinüs x'in küpü. Bakalım, artı 3, x üzeri 4 çarpı x kare x üzeri 6. Sonra da sinüs kare x ve kosinüs x yazarız ve böylece sonucu da bulmuş oluruz. Bu sonuca ulaşmanın ilk yolu buydu. Önce zincir kuralı ardından çarpım kuralı. Peki bir diğer yol için ne söyleyebiliriz? Şimdi isterseniz videoyu tekrar durdurup bunun üzerine biraz düşünebilirsiniz. Önce matematiksel olarak kuvvet özelliklerinden faydalanabiliriz. Yani türeve geçmeden üssü çarpmaya dağıtabiliriz. X'e göre bu ifadenin türevi x kare çarpı sinüs x'in 3. kuvvetini alıyorsak bunun yerine x karenin 3. kuvveti yani x üzeri 6 sonra da sinüs x'in 3. kuvveti yazabiliriz değil mi sinüs küp x. Burada kullandığımız kuvvet özelliği başka bir şey değil. Az önce buradaki sadeleştirme işleminde uyguladığımız özelliğin aynısı. Bir çarpımın kuvvetini alıyorsak bu her bir ifadenin aynı kuvvete yükseltilip sonra çarpımını almakla aynı şey olur. Peki şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Ben olsam önce çarpım kuralını uygulardım. O zaman çk ilk ifadenin türevini alalım. x üzeri 6'nın türevi nedir? 6 çarpı x üzeri 5'tir öyle değil mi? Çarpı ikinci ifade sinüs küp x ya da sinüs x'in üçüncü kuvveti aynı şey artı ilk ifade x üzeri 6 çarpı ikinci ifadenin türevi ve bunun da d bölü dx sinüs x'in 3. kuvveti olarak yazacağım. Şimdi buradaki ifadenin türevini almak için zincir kuralını kullanmak gayet mantıklı. Evet zincir kuralı. Peki burası ne olacak? Elimizde bilmem neyin 3. kuvvetinin türevi var öyle değil mi? O zaman 3 çarpı bilmem neyin karesi çarpı bilmem neyin türevi yazmamız gerekecek. Bu durumda bilmem ne dediğimiz bu kez sinüs x ve sinüs x'in türevi de kosinüs. X. Evet aynı zamanda burada bu ifade de var. 6 çarpı x üzeri 5 çarpı sinüs küp x ya da sinüs x'in 3. kuvveti artı. x üzeri 6 çarpı bu ifade. Gördüğünüz üzere bu ikisi birbirinin aynısı. Bu ifadeyle bu ifade aynı şeyler ve bu da x üzeri 6 çarpı 3 çarpı sinüs x'in karesi kosinüs x soldaki bu ifadeyle aynı şey. Bu matematiğin güzel taraflarından biri çünkü mantık çerçevesinde farklı şeyler yapmış olsak da yine de aynı sonuca ulaşıyoruz ama buradaki asıl nokta bu soruyu çözmenin birden çok yolunun olması. İsterseniz önce zincir kuralını, ardından çarpım kuralını uygulayabilirsiniz ya da önce çarpım kuralını, sonra zincir kuralını uygularsınız. Bu durumda hangisinin daha hızlı bir yöntem olduğuna siz karar vereceksiniz. Görünüşe göre sağdaki yöntem soldakine göre biraz daha hızlı çalıştı ama bazen bu örnekte olduğu gibi birbirine yakın olmayabilirler ve o zaman hangi yöntemi tercih etmeniz gerektiğini anlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü genelde yap dijenis dikkat hatalarını adım sayılarını ve oluşabilecek karmaşıklığı azalttığınızda ortadan kaldırabilirsiniz.